Merhaba arkadaşlar. Fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu MAF sensörü temizliği ile alakalı olacak. Çok nokta enjeksiyonlu araçların tamamında, demeyeyim de birçok kısmında bulunan MAF sensörü, eğer ki aracınızda MAF sensörü kirliyse, pisse, delikler tıkanmışsa, hortumunda tıkanıklık varsa, aracınızda stop etme sorunları, geç çalışma problemleri, yüke bindiğinde tekleme ya da titreme gibi şikayetleriniz varsa, özellikle ilk çalışma anında araçta geç çalışma şikayetleri varsa, aracınızın MAF sensörü tıkanmış, kirlenmiş olabilir. Bunun temizlenmesi gerekmektedir. Benim aracımda MAF sensörü burada arkadaşlar. MAF sensörü gayet basit bir şeye sahiptir. Bir tane soket, yani elektrik, yani devre diyelim. Yani devre ve bir tane de hava hortumundan oluşmaktadır. Bu MAF sensörü tıkandığında, ya dediğim gibi araçta, özellikle ilk çalışmada araç geç çalışır ya da yüke bindiğinde titreme, tekleme gibi şikayetler, rölanti dalgalanmaları MAF sensörü kirlendiğinde oluşmaktadır. Bugün bu sensörü temizleyeceğiz. Temizlerken kullanacağımız şey herhangi bir marka balata spreyi. Benim elimde bu vardı şu an. Bunu kullanacağım. Siz de herhangi bir balata spreyi ile bu MAF sensörünü kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Şimdi geçelim sensörümüzü temizlemeye. Gördüğünüz gibi MAF sensörümüzü çıkarttık. Dediğim gibi gayet basit bir sisteme sahiptir bu MAF sensörü. Şöyle kenarda gördüğünüz gibi, bak mesela soket yerleri, içleri çok kirlenmiş. Bu akımın iletilmesinde problemler yaşatabilir. Onun dışında şu deliği tıkanmış durumda. Bunu ne yapacağız? Balata spreyi ile güzelce temizleyeceğiz şimdi. Yani gördüğünüz gibi bir balata spreyini alın elinize. Şimdi ben tek elle yapacağım için tam profesyonel bir temizlik olmayacak, ama siz herhangi bir video çekmeyeceğiniz için iki elle çok rahat bir temizlik sağlayabilirsiniz. Şöyle, şu gördüğünüz gibi şu kısımları, bu elektrik soket kısımlarını da güzelce temizleyin. Bakın pırıl pırıl oldu gerçekten. Sonra bunu temizlerken hemen uçacak şeyler kullanın. Yani balta spreyi ya da devre spreyleri satılıyor. Yani bu elektrik devrelerinde kullanılan. Bakın az önceki haline bakın. Şimdi resmen şeyler, devreler parlamaya başladı diyebilirim. Tabi kameradan çok net görünmüyor ama dediğim gibi şu deliğin güzelce temizlenmesi gerekmekte. O delik güzelce temizlenecek. Eğer ki imkanınız varsa, temizledikten sonra güzel buralara hava tutarsanız daha profesyonel bir temizlik olacaktır. Şimdi ben çok gürültü olacağı için kompresörle çalışmıyorum. Ama siz, dediğim gibi, hava tutma imkanınız varsa şu deliğin iç kısımlarına, şu elektriği ileten parçaların kenarlarına güzelce bu sensörü temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra güzelce yerine takacağız. Şimdi geçelim takma kısmına. Gördüğünüz gibi sensörümüz yerine takıldı. Bu alttaki hortum, bazı araçlarda bu hortum burada takılı ama karşısı takılı değil. Onun da karşısını doğru düzgün bir şekilde takılması gerekmektedir arkadaşlar. O hortumun karşıda bağlantısını kontrol etmeye çalışın. Gördüğünüz gibi bakın, hemen şurada bağlantı noktası var. İşte o bağlantı noktasını kaçırmayın. Ayrıca bu hortumun hava almaması gerekmekte. Bu MAF sensöründen çıkan hortumun hava almaması gerekmekte. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.